Hacettepe Spor Yönetim Kurulu hafta sonu oynayacakları İskenderun Spor maçı öncesi düzenledikleri yemekte teknik ekip ve futbolcularla buluştu. Geçen seneden birçok oyuncusunu Gençler Birliği'ne gönderen Mor Beyaz ekipte Başkan Arda Çakmak önümüzdeki sezon için önemli mesajlar verdi. Bu hafta da alacağımız, bu haftalarda da alacağımız güzel sonuçlarla bu sezonu iyi bir yerde bitirelim. Ondan sonra önümüzdeki sezonun dediğim gibi planlamasını yapacağımız işlere hep beraber bakarız. Gelecek sezon planlamasına şimdiden başladıklarını belirten Çakmak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Gençler Birliği tesislerinin girişinde bulunan Wonders'a gerçekleştirilen yemekte gecenin sürprizi ise telefonla futbolculara seslenen İlhan Cavcav oldu. Topluluk bu bana göre güzel, daha güç sıralarda olması gerekirdi. Neyse, bu önemli değil inşallah. Önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayan bir ekip olma yolunda Başkanım futbolcularla bir araya geldi. Teknik futbolcular basın. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Lig de bitiyor. Bir takım hakkında bir önce bir değerlendirme alalım. Kongre yaklaşıyor. Biraz onlarla ilgili sorularımız olacak. Tabii ki. Ligle ilgili değerlendirme istersen Bülent'ciğim. Öncelikle bir geldiğiniz için teşekkür ederim. Sen ve diğer basın mensubu arkadaşlarıma. Biz takımla biliyorsun bir altyapı, böyle bir kolej takımı havasında olduğumuz için bu yemeklerimizi, gecelerimizi sık sık yapmak istiyorduk. Bu sene fazla imkanımız olmadı. Bu ikinci defa oldu ama inşallah sezon sonundan önce bir tane daha yaparız arkadaşlarımızla bütünleşmek amacıyla. Takım olarak bu sene istediğimiz hedefleri yakalayamadık. Biz hep bir üst lige çıkmak için de hedefimiz ama biz de yönetim olarak geç geldik. Teknik değişikliklerimiz oldu, teknik ekip değişikliklerimiz oldu. Çeşitli yönetimsel hatalarımız da oldu. Biraz geç kaldık. Ama inşallah önümüzdeki sezonun planlamasını artık bu sene erken yapacağız. Kongremiz de erken Mayıs ayında. Mayıs ayının ortasında kongremizi de bitirdikten sonra inşallah planlamamızı yapıp seneye direkt şampiyonluğa oynayan ve PTT Ligi'ne çıkmayı hedefleyen bir takımımız zaten var. Daha da iyi pekiştirip bu hedefimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Başkanım, transfer politikasında veya tarzda bir değişiklik olacak mı? Yine altyapıdan futbolcularla mı ilerleyeceğiz yoksa başka kulüplerden yıldızı parlayan oyuncuları da takıma katmayı düşünüyor musunuz? Bülent biliyorsun bizim Gençler Birliği'nin altyapısı olarak hedefimiz yani Hacettepe sonuçta Gençler Birliği'nin altyapısı gibi çalışan birer. Öncelikle Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak. Bunun için kendi bünyemizdeki oyuncuları alacağız. Dışarıda beklediğimizi seyrettiğimiz yurt içi yurt dışında oyuncular var. Bunları transfer etmeye çalışacağız ama bütçemiz doğrultusunda yapacağız bunları. Yani biz Gençler Birliği olarak da biliyorsun çok büyük, pahalı transfere karşıyız. Bizim futbolcularımızın, çocuklarımızın o aldığı rakamlar belli. Bu dengeler içerisinde bir şeyler yapmaya çalışacağız ama inanıyorum gene Türkiye'ye bir sürü yıldız yetiştiririz önümüzdeki sezonda. Gençler Birliği'nin U21 takımı özellikle çok iyi gidiyor. Diğer branşlarda neredeyse hemen hemen her kategoride ilk üç içerisinde. Gençler Birliği'nin haricinde Hacettepe'de de bir altyapı planlaması var mı? Altyapı takımı planlaması var mı? Tabii ki var. Dediğim gibi biz bu sene yönetimsel olarak biraz geç bu şeye vakıf olduk ama önümüzdeki sene altyapıda da daha iyi şeyler yapacağız. Hatta futbol okulumuz ve şeyi daha geliştirmek istiyoruz altyapı organizasyonumuzu. Bunun için de tabii Gençler Birliği'nden de büyük destek alacağız. Oradaki bir geçmiş tecrübeyi ve şeyleri de kullanacağız. Ondan sonra da bakalım inşallah iyi bir planlamayla yeni futbolcular, yeni yıldızlar yetişeceğiz Türk futboluna. Göreve geldiğiniz zaman biz bir rahatsızlığı dile getirmiştik. Gençte Hacettepe'li oyuncular kırmızı siyah formayla çıkıyorlar. Niye mor beyazla çıkmıyorlar diye. Ondan sonra takip ettiğimde çoğu maçta mor beyazla çıktılar. O konuda ilk önce teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Ama başka bir sistemimiz daha var. Bu Hacettepe mahallesiyle de özdeşleşmesi lazım takımın. Onunla ilgili bir çalışmalar olacak mı? Ya bununla ilgili de bizim düşüncemiz vardı. Hacettepe ile ilgili bir iki görüşmemizi yaptık. Hatta sağ olsun başkanımız Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Bey'e de gittiğimizde o da çok büyük destek oldu. Ya bunu önümüzdeki sezon bunu da gerçekleştireceğiz. Şöyle ki dediğim gibi yönetimsel olarak biz geç geldik ama sezon sonundan itibaren Hacettepe ile bütünleşme ve en büyük problemimiz olan stat işinde çözmeye çalışıyoruz. İnşallah değerli Ankara'nın siyasi büyükleri de bu konuda bize yardımcı olursa seneye daha iyi bir yerde. Çünkü Cebeli Stadı biliyorsunuz zemin olarak çok bozuktu. İyi bir yerde oynamak istiyoruz maçlarımızı. Bunun için de görüşmelerimiz devam ediyor. Hacettepe Mahallesi'nde dediğim gibi bir taraftar kazandırma, orayla bütünleşmeyle ilgili de bir çalışmamız var. Veysel Başkan'ın da bize bu konuda büyük desteği var. İnşallah bunların hepsini önümüzdeki sezon güzel bir şekilde planlayıp yapacağız. Hem takımımız, hem seyircimiz, hem stadımız olarak çok iyi bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Stad konusunu ben yeni öğreniyorum da başkanım. Stadı nereye,
Hangi stat istiyorsunuz? Neyi düşünüyorsunuz? Stat konusunda ya bizim takımımız biliyorsun futbol oynamak isteyen bir takım. Genç bir takım. Evet. Bunun için bize iyi bir saha lazım. Ecebeci'nin de bu konuda şeyi pek yeterli değil zemini. Ecebeci'nin de yıkılma durumuna karşılık tekrar yatırım yapmıyor devlet şu anda. Ankara'da da birkaç alternatif var. Sağ olsun, burada özellikle çok teşekkür etmek istiyorum Etimesut Belediye Spor Başkanı Sayın Hasan Kartal'a. Hasan Bey'in bize büyük yardımıyla son 3-4 maçımızı kendi sahamızdaki Etimesut Belediye'nin sahasında oynadık. Kalan maç 2 maçımızı da orada oynayacağız, bu haftaki ve son haftaki maçımızı. Ama önümüzdeki sezonda aynı sahayı kullanamayacağımıza göre bir planlama yapmamız lazım. Bunun için de işte Ankara'daki alternatifleri araştırıyoruz. Bir tanesiyle bulduğumuz zaman muhakkak oraya da oynamak istiyoruz. Ankara'da zaten biliyorsun alternatif sınırlı. Yani birkaç tane saha var oynanabilecek. Onlarla da görüşüyoruz. Değerli siyasi büyüklerimizle, siyasetçilerimizle, Ankara'nın yöneticileriyle. İnşallah orada da bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Karagümrük maçı sonrası ben futbolcularla konuştuğumda Etimesgut sahasının pek de mutlu değillerdi. Hem sahanın ebadından dolayı galiba hem de zeminden kaynaklı. Evet. Enes Unay için alternatifleri mi düşünülüyor? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle arkadaşların söylediği konuya değinmek gerekirse bir kere ne olursa olsun her yer Cebeci'den daha iyi. Evet. Hani Suniçim olmasının bizim için dezavantajı var. Çünkü arkadaşlarımız hep gerçek şimdi oynamaya alışık oldukları için Suniçim sıkıntı yaratıyor, doğru. Ama Cebeci'den iyi olduğu için de burada oynadık. Önümüzdeki sezon içinde biz kesinlikle normal yani doğal çimde oynamak istiyoruz ama Ankara'da doğal çim sahası belli kaç tane oldu. İşte onlardan birinden bir izin alabilirsek, onlardan birinin takımıyla bir şekilde bir anlaşıp da şey yapabilirsek düşüncemiz onlardan birinde oynamak. Ama olmazsa B planımız belki gene bir sentetik saha olabilir. Deneyeceğiz. Yani bütün alternatifleri deneyeceğiz. Yani herhalde herkesin en fikir olduğu bir şey var. Neresi olursa olsun Cebeci'den iyi olduğu için Evet. Diğer alternatiflerin hepsinin üzerinde çalışıyoruz. Gençler Birliği'nde ciddi bir kadro revizyonu olacağı benziyor. Birçok futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Görünüşe göre de uzatılmayacak. Evet. Başkanın herhangi bir talebi oldu mu? Şu oyuncular hazırlayın gelecek seneye. Ya tabii İlhan Bey zaten takımı biliyorsun Ankara'da olduğu her maç seyrediyor bizim takımımızı. Çünkü Hacettepe onların İlhan Bey'in çocukları. Gençler Birliği'nin geleceği burası. Var tabii ki takip etti. Şimdi isim vermek isim olarak yanlış olur ama İlhan Bey'in birkaç tane takip ettiği, beğendiği, özellikle istediği çocuklar var. Onun dışında Süper Lig takımlarının birçok istediği oyuncumuz var. Ama biz dediğim gibi Gençler Birliği'ne vereceğimizi veririz herhalde. Diğerlerini koruruz. Seneye şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Ondan sonra sporcu kardeşlerimizin ne yapacağına, gelecek planlamalarına bakarız. Valla bu sene kazandırdığınız, Gençler Birliği'ne kazandığınız oyuncular için ben teşekkür ederim başkanım. Bu keyif söyleşi için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben teşekkür ederim Bülent. Ben de geçmiş dönemdeki Hacettepe'li yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çünkü çok emeği geçti Gençler Birliği'ne giden sporcular da. Hepsi onların eseridir. İnşallah biz de onlardan aldığımız bayrağı biraz daha öteye götürmeye çalışacağız. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Çok... Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Gençler Birliği'nde kaçıncı yılınız? Biz Gençler Birliği'nde sizi görmeye alıştık. Evet. 1994'te Sayın Başkanımız İlhan Cavcav'ın davet mektubuyla, imzasıyla kongre üyesi oldum. Ve o gün bugündür Gençler Birliği'nin mensubuyum. Zaman zaman dışarıda olduğum anlar oldu ama Sayın İlhan Cavcav'la olan hukukumuz çok farklı olduğu için dışarıda olduğumuz anlarda dahi diyalogumuz kopmadı. Ki bu süreçte 2000 senesinde Belçika'da ikincilikte çalışırken de kendisiyle diyalogumuz oldu. Gençler Birliği benim için bir kulüpten öte ailemin bir parçası. O nedenle biz burada evet profesyonel olarak çalışıyoruz ama ki bundan önceki görevimde, altyapı koordinatörlüğümde haftanın 7 günü sabah saat 8, akşam saat 8 mesaimiz olan bir çalışmaydı. Ve bu çalışmaya tatil yapmadan, durdurak bırakmadan hep geleceği planlama, hep işte yeni takımları oluşturma, işte efendim 2002'leri yaptık, hadi 2003'leri yapalım, 2004 doğumları yapalım, işte futbol okulunu tarayalım, okullara bakalım. Tabii bu arada meslekte 30 yıllık bir eskiliğimiz olduğu için Türkiye'nin dört bir tarafında dostlarımız sağ olsunlar bize bir alo mesafesindeler ki 24 saat açık olan bu telefon vasıtasıyla en gidemeyeceğimiz yerlerden dahi bize oyuncu bilgileri geliyor. Ve Gençler Birliği Türkiye'de çok takdir edilen bir kulüp bu konuda.
şu an için Hacettepe'nin teknik sorumluluğunu üstleniyorum ama benim için Gençler Birliği'nin her departmanı çok önemli ve kendi kendimi sorumlu kıldığım yetkimin olmayan alanlarında dahi yorum yapıyoruz. Bundan da çok büyük manevi mutluluk alıyorum. İlhan Bey sağ olsun, her dem konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Kendisinden hem çok korkuyoruz hem çok sayıyoruz ama özetle kendisini çok seviyoruz. Size başkanın özel bir güveni de var. Ne zaman bir teknik direktör krizi yaşansa, ara durum olsa Osman Hoca deyip şimdi getiriyor. Şimdi başkanım sağ olsun 95 senesinde sevgili Metin Türel'in yardımcısı olarak çalışırken salı günü Çankırı'ya kampa gideceğiz. Metin Hoca Mersin'de Üvit Milli Takım seçmesini izliyor İlhan Bey'le birlikte. Oyuncu seçmeyle ilgili bir tartışma çıkıyor. Metin Türel sinirleniyor. Başkanım ben görevi bıraktım diyor. Hemen şoför Mustafa'ya diyor ki hadi doğru sür arabayı diyor. Ankara'ya eşyalarımı alacağım, İstanbul'a gideceğim diyor. Yoldayken beni İlhan Bey aradı Mersin'den. Osman dedi Maltepe'de şu anda Eski Futbolcular Derneği'ndeki lokale git. Beni bekle dedi. Gültekin Aktan vardı. Gültekin abinin yanına gittim. Tekrar telefon geldi. Battal Tokyo ile birlikte dedi. Çankırı'ya gidiyorsunuz. Takımı hazırlıyorsunuz. İntertoto Kupası oynayacağız. Türkiye'de ilk. Evet. Başkanıma dedim ki Sayın Başkanım dedim. Battal Tokyo teknik direktör. Ben de teknik direktörüm. İki tane kafa olmaz. Ben dedim affınızı rica ediyorum. Ya ben dedim Metin Türel bile dedi, bu kadar problem çıkarmadı. Ne olacak sanki dedi. Başkanım birimiz koş diyeceğiz. Birimiz dur diyeceğiz. Olmaz dedim. Peki o zaman sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Rahmetli Ahmet Can Atan'ı yarma yardımcı olarak aldım. Çankırı'ya gittik. Köylü Selçuk ile kaplı Selçuk abi, kaleci antrenörü üçümüz. Çankırı'da 15 gün hazırlandık. Geldik Intertoto kupası. O zaman 16 kişi esame listesi hazırlanıyor. Ümit Özat da Keçiören Gücü'nde kiralık oynuyordu. Orada sağ bek sol bek oynuyordu. Geldi bizde de libero oynuyor. Libero mevkinde de Rahim oynuyor. Kesmesi mümkün değil. Ali Eren, Beşiktaş'a giden Ali Eren son çift kalede Çankırı'da agresif bir hareket yaptı. Kendisini kadro harici bıraktık. Bana çünkü İlhan Bey teknik direktör sensin Osman al hazırla oynat dedi. Ondan sonra tabii ben 16 kişilik kadroyu yazdım. Ümit Öt'ü yazdım. Kadroyu görünce bana bir sistem etti. İnsan dedi bir danışır Osman dedi. Erol Ağgil genel kaptan. Ya dedi başkan dedi hem yetki veriyorsun hem sistem ediyorsun dedi. Onun için değil dedi. Bu Ümit'e dedi nasıl güveniyorsun dedi. Başkanım dedim. Ümit çok kişilikli bir oyuncu dedim. İnanın dedim gelecekte dedim bu takımın kaptanı bile olacak dedim. Az söylemişiz amirliğinin kaptanı oldu. Evet. Sonra çıktık o gün Ümit Özat çok güzel top oynadı. Sinan çok güzel top oynadı. Çok genç bir takımımız vardı. O zaman çok net hatırlıyorum. İlhan Mansız'ın da ilk senesiydi. 14 tane oyuncumuz 1995 senesinde 96 doğumlu 14 oyuncumuz vardı. Evet. Ve George Haydens geldi benden sonra. Biz 4-0 yendik Hapoel Tel Aviv'i. Strasbourg'a gittik 3-1 yenildik. Daha sonra Innsbruck'u yendik. Vesaire uzun süreçte o zaman başladı İlhan Bey'in bizimle olan süreci. Bir gün Konya'ya gidiyoruz yine. Fuat Çap'a ayrıldıktan sonra hiç kimse yok. Aşağı sağda antrenman yapıyoruz. Bana geldi dedi ki Osman dedi. Gitti buyur başkanım dedim. Osman dedi ya şu takımı dedi sen çalıştırsan dedi ben hocalık yapsam dedi inan bunlardan iyi yapmaz mıyız dedi. Öyle bir boşluğuma geldi ki bir şey diyemedim. Desem ki başkanım herkesten iyi yaparız desem belki o gün esprisi bir yana. Başkanım bana güvenir evet. Sağ olsun. Biz de kendisinin o güvenini sarsmamaya çalışıyoruz. Sonuçta bana başkanım dese ki Osman in bu 12 takımını çalıştır. İnanın ben hep şunu söylerim. Gençler Birliği'nde hangi takımı çalıştırırsanız çalıştırın benim için dünyanın en değerli takımıdır. Şu anda bana söyleyin. U 2002 doğumlu takımın oyuncularını Abdurrahman Özenç. Hemen ismen size tek tek söylerim. Çünkü hepsini cımbızla tek 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 toplamışızdır. Ha tek başıma mı değil ekibimizle birlikte. Onun için altyapıdaki arkadaşlarımızın da emekleri çok takdire şayandır. Gençler Birliği bu değerli personeli ve başkanıyla gidiyor inşallah daha kurumsal bir yapıyla geleceği daha iyi planlarız.